Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karayla TYT Geometri Kampı'nın 15. haftasının 4. videosundayız. Yani bu haftanın son videosundayız. Ne anlatacağız? Çok yerlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Düzgün altıgeni anlatacağız bu videoda. Kitabımızda da sayfa numarası 141, 142 ve 143'ü işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Düzgün altıgen. Altı kenarın uzunluğu da eşit olan ve 6 tane iç açısı da eşit olan düzgün çokgene biz ne diyoruz? Düzgün altıgen adını veriyoruz. Bir dış açıyı nasıl buluyorduk? 360 bölü 6'dan 60 diye buluyoruz. Dış açısı 60 ise iç açısı da kaç derece olur? 120 derece olur. Bunu zaten daha öncesinde öğrenmiştik. Şimdi gelelim simetri eksenine. En önemli yerlerden birindeyiz. Şimdiki söyleyeceğim şey düzgün çiftgenlerin hepsine genelleyebiliriz. Öncelikle düzgün altıgenin alt tane simetri ekseni vardır. Yani 7 gen de 7, 8 gen de 8 olduğunu biliyoruz. E, bu simetri de arkadaşlar düzgün altıgendeki simetri ekseninde en uzun köşegendir. Bak dikkat. En uzun köşegen simetri eksenidir ve bir kenarın iki katıdır. Şuraya kadarki olan kısmı tüm çiftgenlerde geçerlidir. En uzun köşegen simetri eksenidir. Bu söylediğim ifade bütün düzgün çiftgenlerde geçerli arkadaşlar. Şimdi mesela bu en uzun köşegen. Şöyle katladığın zaman üst üste biniyor. Karede de öyle mesela köşegen birincisi bu. İkincisi bu. E hocam düzgün çokgen bu. Hani dört taneydi? Düzgün çift hatta. Şöyle yaptığı zaman üçüncüsü bu. Böyle yaptığı zaman da dördüncüsü bu. Değil mi? Evet. Şimdi burada düzgün altıgende en uzun köşegen bu. Simetri ekseni oluyor dostum. Bütün düzgün çiftgenlerde de böyle. Düzgün sekizgende de öyle. Yani düzgün sekizgende de en uzun köşegen ne oluyor o zaman? Dört kenara ayıran köşegen oluyor. Dört kenar bir tarafta, dört kenarda bir tarafta. Burada düzgün altıgende de Üç kenar bir tarafta, üç kenar bir tarafta. E o zaman bir tane köşegen bu. Sonra diğer köşegen bu. Sonra diğer köşegen de bu. Değil mi? E bunların kesim noktası, simetri eksenlerin kesim noktası neydi? Her şeyin merkeziydi. İçteye çemberin merkezi, çevre çemberin merkezi, ağırlık merkezi diye geçmiyor muydu? Geçiyordu. E sonra başka bununla ilgili ne diyebiliriz? Arkadaş madem bu simetri ekseni, simetri ekseni olduğu için açılar da birbirine eşit olmayacak mı? Böyle 60-60 diye parçalamayacak mı? Parçalayacak. E o zaman burada parçaladı mesela. 60-60. Hocam burası da 60-60 oldu. E burası da 60-60 oldu. Burası da 60-60 oldu. Simetri ekseni olduğundan burası da 60-60. Burası da 60-60. Şimdi üçgenlere bakalım. Hocam 60-60 ise burası da 60 olacak. Aa ne oldu? Eşkenar üçgen oldu. Bu da eşkenar, bu da eşkenar, bu da eşkenar, bu da eşkenar, bu da eşkenar. Yani düzgün altıda, al, altıgen 6 altı tane eşkenar üçgenden oluşuyor dostum. Alt tane eşkenar üçgenden oluşuyor. Şurası bir kafamıza dursun. Şunu hallettik mi hallettik. Simetri eksenlerin kesim noktası işte çemberin merkezi, çevrel çemberin merkezi. Bundan bahsetmişken işte çemberin yarı çapından ve çevrel çemberin yarı çapından bahsedelim. İşte çemberi içeriden çizdiğimiz şu teğet çemberi değil miydi? Evet yani burada işte çemberinde şu merkezden karşı kenara çizilen dik yarı yapıyor. İşte çemberin yarıçapı. çapı. Çevrel çemberi de ne yapıyor? Çevrel çemberinde şöyle çizecek olursa eğer. Bakın ne oluyor burada? Merkez burası ya. Şu da büyük köşeye gelen de yarı çap. Yani büyük R. Yani çevrel çemberinin yarı çapı oluyor arkadaşlar. Yani şuradaki eşkenar üçgene bakacak olursak altta eşkenar üçgenler oluşuyor ya. Bu eşkenar üçgenin bir kenarı çevrel çemberin yarı çapı yüksekliği de ne yapıyor arkadaşlar? İşleyen çemberin yarı çapı yapıyor. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir diyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Şimdi şuraya bakacak olursan şu çemberleri çiziyorum, siliyorum arkadaşlar. Şimdi şu kenarla şu kenar birbirine paraleldir diyor. Öyle mi gerçekten? Bak şurası 60, burası da 60. Şöyle bir Z kuralı sağlandı. E o zaman şunlar birbirine paralel. Doğru mu? Doğru. Sonra hocam bu 60. Şöyle bu 60. Şöyle bir Z kuralı sağlandığından dolayı şunlar da birbirine paralel oluyor. Hatta ve hatta şunlar kaldı. Şöyle bir Z kuralı sağlandığından şununla da şu birbirine paralel olmuş oldu mu? Oldu. Yani burada paralellik de var. E ne yapacağız? Hocam bak şimdi dikkat et. Sorunun içerisinde yani konunun içerisinde eşkenar üçgen var mı? Var. Büyük ihtimal özel üçgende uğraşacaksın. Bir. İkincisi paralellik var mı? Var. Büyük ihtimalle benzerlikle uğraşacaksın. Özellikle oranlamanın olduğu sorularda neyle uğraşacakmışsın? Böyle şeyle uğraşacakmışsın. Paralellik de var ya büyük ihtimal kelebek benzerliği ve temel orantı benzerliği karşına çıkabilir. Buna da dikkat et. Yani sen altıgen sorusunun içerisinde her konuyla karşılaşabilirsin. E üçgende alanda alan sorarlarsa üçgende alanla da karşılaşabilirsin. Başka neyle karşılaşabilirsin? Açı ortayla, kenar ortayla bütün her şeyle karşılaşabilirsin aslında burada. Yalnız burada en uzun köşegen simetri eksenidir dedik ama bir kenarın iki bir, tam olarak ispatlamadık onu. Şimdi bunlar eşkenar üçgen ya. Şu bir kenar A ise eğer Şurası daha oldu ya. Eşkenar üçgenler A. E hocam burası daha, burası daha, burası daha, burası daha oldu. Dikkat et en uzun köşegen şurası 2A oldu. Yani bir kenar A iken burası ne oldu? 2A oldu. Bu bilgiyi de bazen kullanıyoruz. Buna da dikkat et. Hatta karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. En uzun köşegenle de karşısındaki kenarlar da birbirine paralel oluyor. Yani şunlar da paralel oluyor. Buna da dikkat et. Hatta bununla da ilgili şöyle köşegenleri de şunları da çizersek kelebek benzerliği falan filan da karşımıza bir şey çıkabilir. Hatta böyle bu tür sorularda alan dağıtımıyla falan da uğraşabiliriz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Her şey altıgende her şeyle karşılaşabiliriz. Karşılıklı kenarlar, birbirine paralel. Eyvallah. İşte bu çevrel çemberin yarıçapından bahsettik. İşte çemberin yarıçapından bahsettik. Bir de alan. Alan dediğimiz şey de hocam 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor. O zaman 6 tane eşkenar üçgenin alanıdır. Yani sen bunu şöyle ezberleme. Bazen şunu sadeleştirip 3 2 3 a kare kök 3 bölü 2 şeklinde diyorlar. Hayır. Sen eşkenar üçgen 6 tane eşkenar üçgen olduğundan dolayı ne diyeceksin burada? 6 tane a kare kök 3 bölü 4 diyeceksin ve alanda bu şekilde yapacaksın. Tamam dostum. Altıgen gerçekten çok güzel. Her konuyla ilgili sorular karşımıza çıkabiliyor. Ben bir de alanla ilgili şu bilgiyi sana vermek istiyorum. Öncesinde böyle sorularla karşılaştığım zaman böyle sinüs alan formülü ya da tabana ait yüksekten böyle alanları bulmaya çalışalım. Ama bir soruyu böyle çözerken bir fark ettim ki buradaki üçgenin alanı esken burası 2 oldu. Hatta burası da 3S oldu. A dedim ben bunu diğer sorulara da uygulayabilir miyim diye bir baktım. Gerçekten diğer sorulara da bunu uyguladıktan sonra çok kolay oldu. Normalde özellik vermeyi sevmiyorum ama bu gerçekten de böyle. Niye? ispatta çok kolay. A A dersin 120 dersin. A çarpı A çarpı sinüs 120 bölü 2 ile Burası da, burası da a, a kök 3 ya. a çarpı a kök 3 bölü 2 oranladığın zaman 1 bölü 2 oran geliyor. Hocam 3s nereden geliyor? Bak bu simetri ekseni ya. Buradaki alanla buradaki kalan eşit olacağı için burası 3s burası da 3s'tir. E hocam bunu kullanacağız mı? Gerçekten kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden bunu bilin. Özellikle alan sorularında böyle alan dağıtımı altıgende alan dağıtımında ben bunu çok net bir şekilde kullanıyorum. Biraz sonra soruların içerisinde de göreceksiniz. Evet şuradaki üçgenin alanı S iken buradaki üçgenin alanı 2S. Burası da zaten simetri eksen olduğundan burası 3S burası da 3S oluyor. Yani 1 2 3 kuralı da diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama kural olarak demeyin de hani 1'e 2 oran vardır burada. E buradaki 3S'i de zaten sen algılayabilirsin. Bak dikkat et bundan dolayı burada da bir sonuç çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Bunun sonucu. Çünkü burası S iken Burası 2S burası 3S oldu ya tüm alan 6S oldu mu oldu. Yani bir tane üçgenin alanı bir köşegen çizdiğinde bir üçgenin alanı esken hocam S S S tüm alanda 6S ise ortadaki üçgenin alanı da ne kaldı? 3S kaldı. Sen bunu bildikten sonra bunu da kendin sonuç olarak çıkartırsın zaten. Tamam altıgenle ilgili bunları bileceğiz dostlar. Altıgende her bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Yani üçgende karşılaştığınız her bir soru tipi altıgende de karşınıza çıkabilir. Hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. Mesela burada alanı 3 demiş. Altıgenin alanı nedir diye soruluyor. Normalde eskiden olsa ben bu soruyu böyle yapardım. Şuraya A derdim. Burası 120 derece ya. A çarpı A çarpı sinüs 120 bölü 2'den. 3'e eşitleyip A'yı bulurdum. Sonra alttan A kare kök 3 bölü 4'ten de altıgenin alanına ulaşırdım. Ama artık biz bir şey öğrendik. Alan gördüğümüzde alan dağıtımı var mı? E hocam üçgen şu şekilde yaptığımız zaman. Hani burada 1'e 2 oran vardı ya. 3 ise buradaki alan 6 mıdır? 6'dır. E burası 9 ise simetri ekseni olduğu için bu en uzun köşegen olduğu için burası 9 ise burası da 9 değil midir? Evet tüm alan kaç yapıyor o zaman? 18 yapıyor. Gördün mü? İşte bu şekilde alan sorularında acayip bir pratik bir yöntem sağlıyor bize. Lütfen buna dikkat et. Geldik bir sonraki soruya. Evet birbirine eş 7 düzgün altıgenin içi boyanıp Kenan'ın K'si elde edilmiş. Buna göre diyor taralı alanın tüm altıgenlerin toplam alanında oranı nedir diye soruluyor. Hocam buradaki alana A dersem tüm alan 6A değil miydi? Evet. E hocam burası da A. Tüm alan 6A ise buradaki alana ne kaldı? 4A kaldı. O zaman üçgenin alanı A. Aynı şekilde burası da A. Burası 4A oldu. A, A, 4A. Yine aynı şekilde A, A, 4A değil mi bunlar? Evet. 4A, 4A, 4A. Şimdi dikkat et. Taralı alana bakalım. Hocam bir şöyle tikleyeyim bir de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 7, 28A. Bir de burada 29A. Taralı alan 29A bölü tüm altıgenlerin toplam alanına oranını soruluyor bize. Tüm altıgen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane altıgen var. Bir altıgenin alanı da 6A olduğu için 6 kere 7 42A yapıyor arkadaşlar. Evet tüm altıgenlerin alanı da 42A oldu. Yani cevap böylelikle çıktı? 29 bölü 42'ye eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Evet örnek 23'ü 29 bölü 42 bulduk. Geldik örnek 24'e. Ne var burada? S1 bölü S2 alanı istemiyor. Bak burada oranlama var. Buraya K dersem. Kenan Bey uzunluğu neymiş? 2 kymiş Yazdık burası K'yken 2K. Aa hocam oranlama var. Büyük ihtimalle alan dağıtım var mı? Var. Hemen alanları dağıtmaya başla. Eskiden olsa ne yapardım? Şöyle üçgen yapardım. Bunun alanını ayrı. Bunun alanını ayrı bulurdum. Sonra buradan üçgen oluşturdum. Bunun alanını ayrı. Buraya ayrı bulurdum. Ve çok zorlanırdım. Sen de öyle yapardın. Şimdi artık öyle yapar mısın? Yapmazsın. Evet yapmıyorsun. Şimdi burada oran var. Hadi alan dağıtacağız hocam. Şöyle bir alan dağıtalım. E hocam şurada K'ya 2K oran varsa burada kalan A ise burada kalan 2A mıdır? Evet 1'e 2 oran var. E bir de alan dağıtmada altıgende 1, 2, 3 oranı vardı. Yani şu üçgenin alanı 1 burası 2 değil miydi? E hocam burası 3A olmuş. Keşke 2'nin katı olsaydı. Yani ben buraya 2A diyeyim. Şuraya da 4A diyeyim. Daha kolay işlemim olsun. E buraya 6A dediysem eğer burası da yarısı. Çünkü bir de iki oran var. 3A olmak zorunda. E hocam bu simetri ekseni yarısı bak 9A burası. Diğer yarısı da 9A'dır. Şimdi S1 bölü S2 çıktı mı çıktı. S1 dediğim yer şurası. Yani 5A. 5A bölü S2 dediğim yerde 9 4 daha 13A. Yani cevap böylelikle 5 bölü 13 çıktı mı? Çıktı. Evet örnek 24 5 bölü 13 oldu. Geldik örnek 25'e. Bir uzunluk soruluyor. Şimdi biraz önce konuyu anlatırken ne dedik? Her bir konuyla karşılaşacağız. Peki üçgendeki her bir konuyla karşılaşacağız. Arkadaşım bir uzunluk soruluyorsa bir uzunluk üçgende eğer üçgende oran yoksa benzerlikten çıkmayacak büyük ihtimalle. Ee, üçgende bir uzunluk bulurken hangi iki konuya başvuruyoruz? Bir dik üçgen iki benzerliğe başvuruyoruz değil mi? E hocam dik üçgenden bulabilir miyim? Dik üçgene karşılık getirebilir miyim? Evet getirebiliriz dostlar. Çünkü sen burada şu köşegeni çizecek olursan 120 dereceye altıgenin bir iç açısı. Bunlar da 30-30 yapıyor ya. 90 derece var mı? Var. Ama köşegeni çizince oluşuyor. Altıgende de bir uzunluk sorulduğu zaman 90 derece elde edeceksin. Bak eskiden ne yapıyorduk? Üçgende 90 derece varsa bir uzunluğu bulmak için dik üçgenden faydalanıyorduk. Şimdi ne diyoruz? Hocam altıgendeyiz. Bir uzunluk soruluyor. Acaba 90 derece var mı? 90 derece yok ama 90 dereceyi elde edebiliyoruz biz. Bir köşegen çizdiğinde ya tutup da saçma köşegeni çizmezsin. Atıyorum şuradaki köşegeni çizmezsin arkadaşım. Burada da 90 dereceyi elde edersin. Burası 30 30 ya. Hocam burası da 90 oluyor. Ama şu çizgiyi kesmiş oluyorsun. Gerek var mı? Ya buradaki köşegeni çizersin ya buradaki köşegeni çizersin. Değil mi? E o zaman bunu çizdik. 90 dereceyi elde ettik mi? Elde ettik. Hatta bak burası da 90 derece. Şimdi bir kenar kaç? 6. Hocam bir kenar 6 olduğundan buraya 4 kaldı. Şimdi bu uzunluğu bulmaya çalışacağım. 6, 6 ise burada 30, 30, 120 üçgenler 6 kök 3 oldu. 90 dereceye karşı nasıl getirebiliriz? Dikdörtgenle. Hocam hop şöyle bir dikdörtgen yaparsam eğer. Bak ne çıktı burada dikdörtgenden. Burası 6 kök 3 oldu. 1 ise burası da 1 oldu. E buraya da 3 kaldı. Ve sonrasında Pisagor. Hadi Pisagor'u yapalım. Yalnız şöyle bir Pisagor bağıntısı geldi karşımıza. Hocam 3 burası 6 kök 3 burası. Ve x isteniliyor bizden. Ne yapacağız? X'in karesi. 3'ün karesi artı 6 kök 3'ün karesi mi diyeceğiz? Hayır. Saçını başını yolarım. Kaç defa dedim bunu? Böyle yapmayacaksın. Nereden yapacaksın? Ortak çarpan varsa ortak çarpandan yapacaksın. 3 ve 6 kök ortak çarpanı 3. Burası 3 çarpı 1. Burası 3 çarpı 2 kök 3. E o zaman x de 3 çarpı. Diğerlerinin kareleri toplamı olmuyor muydu? Bunlar dik kenar olduğu için. 1'in karesi 1 artı 2 kök 3'ün karesi de 4 çarpı 3'ten 12. Yani x'i böylelikle kaç buluruz? 3 kök 13 olarak buluruz. Yani örnek 25 3 kök 13 oldu. Geldik örnek 26'ya. 4 2 6 bir kenar 6. 6 6 6 6'yı yazdık. A burada simetri ekseni bu. Simetri ekseni neydi? Bir kenarın iki katıydı. Yani sen bunu ne biliyorsun o zaman? 12 olarak biliyorsun. E ne yapacağız hocam burada? Her bir konuyla karşılaşabiliriz. Bizden bir uzunluk isteniyorsa... Ya dik üçgenden buluruz ya benzerlikten buluruz. Bunu hep söylüyorum artık. Dik üçgenden bulabilir miyiz? X'e karşılık direkt dik üçgen elde edebilir misin? Aklına belki böyle bir köşegen çizmek gelebilir ama burada X'e ait direkt dik üçgen oldu mu burada? olmadı. O zaman farklı bir şey düşüneceğiz. Başka ne yapabiliriz burada? Dik üçgenden çıkmadıysa benzerlik. Peki altıgende neydi? Benzerliği hangi konu anlatırken ne zaman olabilir diye söylemiştik? Oranlama varsa diye söylemiştik, değil mi? Evet. Bir de karşılıklı kenarların paralelliğinden dolayı dememiş miydik arkadaşlar? Aynen öyle. Karşılıklı kenarların paralelliği hocam. Bak şu kenarlar birbirine paralel değil mi? Paralel hocam. E o zaman şurada bir kelebek benzerliği karşımıza çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. E şunların paralelliğinden ne geldi burada? Kelebek çıktı. Kelebekteki oranda 6 bölü 2. Yani 6 bölü 2, 3 bölü 1. 3 bölü 1 oran var. Yani burası 3K iken burası K oldu. 3'e 1 oran var. 3K'ya K. E o zaman toplamda 4K'nın da 12 olduğunu biliyorum ben. E 12'yi de yazdıktan sonra K'yı da böylelikle 3 olarak buluruz. A bizden X isteniyor. FL uzunluğu X. Yani 3K olduğundan dolayı cevapta K yerine 3 yazarsak eğer kaç çıkıyor arkadaşım? 9 çıkıyor. Örnek 26 9 oldu. Geldik örnek 27'ye. DL ile BA'nın kesimi. Evet DL ile BA'nın kesimi. Yani bunlar doğrusal demek istiyor sana. Evet ne demiş? K demiş. Bunların kesimi K. Hmm. Şimdi burada oran verilmiş. 3K 2K. Ve DL bölü DK isteniyor bizden. DL bölü DK isteniyor. Şimdi oran verilmişse büyük ihtimal ne vardır? Benzerlik vardır. E hocam benzerlik oranlamayı da yazayım. FL yerine ne yazıyoruz? 3K yazıyoruz. LA yerine de ne yazıyoruz? 2K yazıyoruz. E biz buradaki şeyi nereden kullanabiliriz arkadaşlar? Hani kelebek benzerliği <laughs> yani benzerlik derken ya kelebek olacak ya temel orantı olacak. Temel orantı var mı? Yok. Kelebek var mı? Yok. O zaman biz oluşturacağız. Şimdi karşılıklı kararların birbirine paralelliğine bakacağız. Mesela şununla şunun paralelliğinden bir kelebek elde edebiliyor muyuz ya da var mı? Yok. E peki şunların paralelliğinden bir kelebek elde edebiliyor muyuz? Yok. Peki şunların paralelliğinden bir kelebek var mı? Arkadaş yok ama biz sanki şunu da şunu şöyle uzatırsak arkadaşım bir kelebek elde ediyor muyuz? Ediyoruz. Yani burada aslında ne var? Şöyle baktığınız zaman değerli dostum <laughs> Nurtaç Hoca kanadı kırık kelebek diyor. Öyle duymuştum galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Nurtaç Hoca'ya da buradan selamlar. Kendisi de biliyorsunuz Nurtaç Hoca kanalı var. Ee, geometri kanalı var. Çok da güzel ders anlatıyor. Bir bakın sorularına falan şöyle bir bakın. Hatta farklı tarz olsun diye bir inceleyebilirsiniz hocamı da. Evet burada kanadı kırık kelebek var. E o zaman ya ben bu şekilde anlatmayayım da yani Nurtaç Hoca'yı taklit etmeyeyim. Ben olayın şurasından gideyim. Hocam şu karşılıklı kenarlar birbirine paralel mi? Paralel. Şu paralelliği kullanaraktan kelebek var mı? Var. Yani şunları paralelliğinden dolayı e hocam şunu şöyle uzatırım. Şurada şunu şöyle uzatırım. Zaten bir oranlamalar olduğu zaman uzatarak da bir kelebek yapmayı paralel kenarda da kele... Dikdörtgende de öğrenmedik mi arkadaşlar? Öğrendik. Hatta yamukta da öğrenmedik mi? Öğrendik. İşte burada bir kelebek oluştu. Yalnız burada böyle biz bunu genellikle yapıyoruz. Düzgün altıgende zaten ve ilk defa yaptığımız zaman şimdi açıklamasını da yapayım. Bazen böyle üçgene tamamlamalar yapıyoruz. Hatta burada da böyle üçgen tamamlaması olabilir. Düzgün altıgende böyle bir üçgen yaptığın zaman bu üçgen eşkenar üçgendir. Niye? Dış açısı 60 derece. E burası da 60. Bak burası da 60 oldu. Eşkenar üçgen. Nereden yaparsan yap. Burada da üçgen yapsan. Burası da eşkenar üçgen. Burada da yapsan eşkenar üçgen. Dış açısı 60. Dış açısı 60. Dış açısı 60 olduğundan dolayı. Şimdi dikkat et. Burası 5K mı? Evet. Burası da 5K. Düzgün çok bir kenarı. Hocam burası da 5K. A eşkenardan dolayı burası da 5K. Burası da 5K. Şimdi elimde ne vardı benim? Elimde şu vardı. Şurada bir kelebek vardı değil mi? Kelebek oluşturduk zaten. Kelebekteki oran kaça kaç? Burada yok ama şurada var. Kaça kaç? 8 bölü 2. 8 bölü 2 ve benden dl bölü dk isteniyor. Şuraya yoğunlaşacağım. 8 bölü 2 dediğimiz 4 bölü 1'dir. Yani burası 4k iken burası k'dır. Şimdi dl 4k bölü dk'ya bakıyorum. dk'da tamamı 5k oldu. Yani cevap böylelikle 4 bölü 5 yaptı dostlar. İşte bu şekilde benzerlik bazen böyle eşkenar üçgende oluşturup bu şekilde de işlemler de yapabiliyoruz. Haberiniz olsun dostlar. Örnek 27'yi 4 bölü 5 bulduk ve geldik örnek 28'e. Ne verilmiş burada? ABCD eşkenar dörtgen verilmiş. Hmm, değişik bir şey. Bir katlama sorusu. Bakalım nasıl bir katlama sorusu. ABCD eşkenar dörtgeni biçimindeki şekil birdeki karton alanı iki eşit parçaya ayıran doğru boyunca katlanıyor. Bak bu önemli. Burada şimdi bir mola verelim. Sana bir şey anlatayım. Bir eşkenar dörtgende daha öncesinde de anlatmışımdır. ÖSYM'de sormuştur ama ben yine bunu anlatacağım. Eşkenar dörtgende de paralel kenarda da dikdörtgende de bu şekilde bir doğru çizdiğimizde herhangi bir doğru çizdiğimizde alanı iki eşit parçaya ayırıyorsa bu ne demek biliyor musunuz dostlar? Bak şuradaki boşlukta anlatayım ben. Herhangi bir paralel kenarı şöyle ee, diğer dikdörtgen ve kare içinde geçerli oluyor zaten paralel kenarın özel hali olduğu için hatta eşkenar dörtgende. Tam köşegenlerin kesim noktasından geçen doğru şöyle bir doğru ister böyle olsun ister böyle olsun bu doğru alanı iki parçaya ayırıyor. Ama nerede dedim tam köşegenlerin kesim noktasından geçen doğrudan bahsettim arkadaşlar. Dikkat edin yani şöyle bir doğrudan bahsettim. Niye? Köşegenlerin kesim noktasıysa köşegenler birbirini ortalıyor. Hocam şunlar da birbirine eşit. Bak şurada bir kelebek oluştu mu arkadaşlar? Oluştu. Kelebekteki oran kaça kaç? Bire bir. Alanlardaki oran da bire birdir. A ise burası da A'dır. Aynı şekilde şurada da bir kelebek var. Burası da B ise burası da B'dir. Bak şurası A artı B mi? Evet köşegenler. Şurası A artı B ise burası da A artı B. Burası da A artı B. Burası da A artı B. Bunları da yazalım. A artı B. A artı B diye yazdım. Şimdi ben biraz önce ne dedim? Sana dedim ki şuradan köşegenlerin kesim noktasından geçen doğru alanı iki eş parçaya ayır dedim. Bak bakayım öyle mi gerçekten? Şöyle baktığın zaman hocam A, A artı B ve B'nin toplamı 2 artı 2 B. Tüm alanda 4 A artı 4 B'di. Gerçekten yarısı yapıyor mu? Yapıyor. Bunu unutma kardeşim. ÖSYM'de bununla ilgili daha öncesinde bir soru sordu mu? Sordu. O yüzden şimdi anlattığım şey de senin için aşırı derecede önemli olan şeylerden biriydi. Peki o zaman ben şöyle bir doğru boyunca e, bu alanı iki eş parçaya bölen bir doğru boyunca ben bunu katladıysam bu doğru tam köşegenlerin kesim noktasından geçiyor demek arkadaşım. Yani tam burası köşegenlerin kesim noktası. Eyvallah. Bunu anladık. Bunda bir sıkıntı yok. Hatta köşegenler de dik kesiyor değil mi arkadaşlar eşkenar dörtgende? EF dik AB olarak verilmiş. Peki. Tamam bunu anladık. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi şuraya gelelim. Ben bunu böyle katlamışım. Arka tarafta böyle pembe mi? Gül kurusu rengi mi? Neyse bu renkte olmuş. Biz katlamalarda ne yapıyorduk? Eski haline geri açmıyor muyduk? Açıyorduk. Hadi eski halini şöyle bir geri açalım arkadaşım. Sen bunu böyle katladın ya. Bunu açtın eski haline. Şunu da açtın eski haline. Pembe gül kurusu halini açıyorum. Hop şöyle açtığım zaman. Bak eskiden şöyle bir şeydi zaten. Bu eşkenar dörtgendi. Katlandığı zaman belli bir parçası dışarı sarktı. Şöyle garip bir şekil karşımıza çıktı burada. Katlamadan sonra kartonun tek katlı kısımları kesilip atılıyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar ben bu katlamayı aldım böyle ama sonrasında da açtım. Şimdi katlamadan sonra ben bunu böyle katladım ya tek katlı kısımlara bakalım. Üst üste binen kısımlar burası değil mi arkadaşlar? Evet tek katlı kısımlar şurası ve şurası atılıyor. Sen şimdi burası böyle çift katlı kısım şurayı ve şurayı attığın zaman ne olacak şimdi? Attık atmış oluyoruz. E sen bunu böyle simetriğini aç. Bu yokken bir de katlamasını açalım bir de onu düşünelim. Arkadaş şunun böyle açtığın zaman Bak şu dolu kısmı açıyorum ben şu anda. Şu dolu kısma odaklan. Bu dolu kısmı açtığım zaman Hocam şurası dolu kısım ya Buraya denk geldi. Eyvallah. Sonra burası açtığın zaman nereye denk gelecek arkadaşım? Buraya denk gelecek. Yani açılmış hali şöyle bir şey mi yaptı? Evet. Bak şu şekilde bir şey geldi karşımıza. Şunları atınca şöyle bütünsel bir şekilde karşılaştık. Hatta şunu ben şöyle çizeyim istersen sileyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir şeyle karşılaştık. İşte buradaki oluşan şekil neymiş? Altıgen diyor bize arkadaşlar. Kesilip atılıyor geri kalan parça. Tekrar açıldığında çevresi 12 santimetre olan bir düzgün altıgen elde ediliyor. Evet, şu şekil bir düzgün altıgenmiş dostlar. Hadi bakalım madem bu düzgün altıgen ve çevresi 12 santimetre ise 12'yi 6'ya böldüğümüz zaman 2. Bir kenar 2 olacak. Hocam şu katlamada üst üste binen kenarları işte hatta bunlar da bir bir yapıyor. Burası da 2. Burası da 2. Burası da 2. Hatta bunlar da 1. 1 yaptı. Burası da 2. Hatta bak burada ne oluştu? Sen böyle yaptığın zaman düzgün altıgen ya. Dış açısı 60. Dış açısı 60. Şurada da bir eşkenar üçgen oluştu. O zaman burası da 2. Burası da 2 mi oldu? Evet. A açılmış halinde bir kenarını kaç bulmuş olduk eşkenar dörtgenin? 4 dört bulmuş olduk. Buna göre diyor kartonun katlanmadan önceki çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bak eşkenar dörtgenin bir kenarı 4. Dört. Diğer kenarda da 4. Burası da 4. Burası da 4. O zaman senin çevre ne yapacaktır? 4 tane 4'ten 16 yapacaktır dostlar. Burada işin esprisi ne? Bunu açtın. Bu düzgün altıgen yapıyor ya. Bir iç açısı 120 derece ya. 120 olduğundan burası 60 yapıyor. 120 olduğundan burası 60. Eşkenar üçgenler burayı bulmuş oluyoruz. Ama katlamayı aç. Kesilmiş halinde aç. Dolu halinde göster. Ona göre işlemini yap. Bu yaptığım hamleleri sen de yap. Hocam burası kesilip atıldı. Kesilip atılan yeri şekilde göstermesek olmaz. Her yeri şekilde göstereceksin kardeşim. Bunu da sakın ama sakın unutma. Tamam. Evet örnek 28'de bu şekilde 16 bulmuş olduk. Güzel bir soruydu. Aha gülen soran. Kerem. Kerem sorusu. Çok zor olmuyor. Egean soruları biraz zor oluyor değil mi? Kerem'in odasının zemini eşkenar dörtgen şeklindeki parkelerin kenarların evet eşkenar dörtgen şeklindeki parkelerden oluşuyormuş. Parkelerin kenarlarının birbirine yapıştırılmasıyla oluşmuştur. Kerem zeminden 3 tane parkeyi boyayıp gülen surat elde etmiştir. Gülen surat şekli yapmıştır. Evet biraz yaramazdır Kerem böyle şeyler yapıyor. Boya badana işlerini. Aslında Ege da zamanında çok yapıyordu. Bu ara unuttu. Ama Kerem başladı bu ara. Neyse parkelerden birinin çevresi 16 cm ve gülen surat şeklindeki gözler parkelerin ağırlık merkezidir. Hmm, tam da bak bak bak. Babasının oğlu ya tam parkelerin ağırlık merkezine denk getirmiş. Şu eşkenar dörtgenin ağırlık merkezi nedir? Köşegenlerin kesim noktası değil midir? Evet. Buna göre gözler arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize şimdi dur. Şimdi bunlar eşkenar dörtgen mi? Evet. Bunlar eş parkeler. Bu da bu arada. Bak şu eşkenar dörtgen yazdık. Hocam bu da eşkenar dörtgen. Aynı kenar uzunlukları bu da bu da bu da. Hocam burada direkt düzgün altıgen çıktı diyebilirsin. Düzgün altıgeni tam olarak söyleyemeyebiliriz burada. Hocam düzgün böyle eşkenar dörtgenden dolayı buradaki açıyla e, yani buradaki dar açıları birbirine eşittir. Bak şimdi dar açıları şuradaki dar açıları birbirine eşittir. Eş yapılarda ne diyoruz? Kenarlar birbirine eşittir. Açılar da birbirine eşittir demiyor muyuz? Evet. Bu açılar, dar açılar, geniş açılar da birbirine eşittir. Noktaysa burası da nokta. Hatta bak burada kaç tane nokta yapıyor? A 3 tane nokta. O zaman birisi kaç derece yaptı? 120 derece yaptı. Burası 120 ise eşkenar dörtgenden şu açıların toplamı 180 olacak ya. Hocam burası 60 derece yaptı. O zaman ne oldu burası? Şurası 60 derece, burası da 60 derece. Bak burası 120 derece. Burası 60, burası 60, burası 120. Burası 60, burası 60, burası 120. E hocam 120 derece olan şu gülen surat olan kısma bak şimdi. Bunların hepsi birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Yani karşımıza gerçekten de ne çıktı? 120 derece. Bütün kenar uzunlukları eşit olduğu için düzgün altıgen demiyoruz. Bak dikkat et. Bütün kenar uzunlukları eşit ve bütün iç açıları birbirine eşit olduğu için bu düzgün altıgen oldu. E düzgün altıgen olduğu için bu 60-60 olduğundan dolayı arkadaş bunun devamı nedir? Simetri eksenidir. Çünkü 60-60 bölmüş ya düzgün altıgende. Simetri eksenidir. Hatta bunun devamı da simetri eksenidir hatta bunun devamı da simetri eksendir. E hocam burası düz parkelerin yani eşkenar dörtgendeki parkelerin ağırlık merkeziydi. Ağırlık merkezi dediğimiz eşkenar dörtgende ağırlık merkezi dediğimiz köşegenlerin kesim noktası değil midir dostlar? Evet köşegenlerin kesim noktası. Diğer köşegeni çizmeyip istersen. Köşegenler birbirini ortalıyordu değil mi? Evet tam şurası birbirini ortaladı. Tam burası da birbirini ortaladı. Ve benden gözler arasındaki uzaklık isteniyor. Tam şuradaki uzunluk isteniyor. E hocam ben bunu nasıl kullanacağım? Burada şu uzunluğu bulmak için bir hamle yapacağım. Şimdi e, kenar uzunluğu verilmiş mi? Parkelerden birinin çevresi 16 olarak verilmiş. Parkeler bir tane parke burası. Ke e, çevresi 16 ise bir kenar 4 mi yaptı? Evet. Hocam bir kenar 4 4 4 4'ü yazalım. Hocam burası 4 ise şurası da 4 burası da 4. Eşkenar, eşkenar üçgenden dolayı. Hocam burası da 4 burası da 4 olacak. Yani o zaman burası 2'ye 2 mi yaptı? Evet. Hatta burası kaç derece? 60 derece. Burası da 60 derece. A 120 derece yaptı. Yani şöyle bir üçgen çıktı karşımıza. 120, 2 ve 2. O zaman burası 2 köküç mü olur? Evet. Ya da başka bir yol. Hocam şu köşegeni çizersem. 4, 4, 4 köküç olur burası. E, şunlar birbirine eşit ya. Bak dikkat et. Şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Orta taban çıktı. E burada 4, 4 ise burası 4 köküç oldu ya. 30, 30, 120 üçgenden. E bunlar da eşit. Bunlar da eşitse. Orta tabandan dolayı Burası da ne olmak zorunda? 4 ise 2 köküç olmak zorunda diyebiliriz. Farklı bir yolda bu şekilde olur. Yani sorularda bize düzgün altıgeni direkt vermeyebilirler. Başka şekilleri yapıştırarak bu şekilde bir düzgün altıgen elde ettirebilirler. Mesela 2023 sınavında yamukları hatta benim ee, şeyde sınavda çıkan sorunun benzeri var zaten. O da nerede? Bir sonraki haftada göreceksiniz arkadaşlar. Böyle. Yamukları birleştirerek bir altıgen elde etmişlerdi arkadaşlar. İşte şöyle içeride de bir altıgeni göstereyim. Şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela şurada arkadaşlar. Şöyle şu yamukları birleştirerek bir altıgen elde etmişlerdi. Böyle şeyleri çok seviyorlar eş yapıları kullanarak farklı bir yapı elde etmeyi çok seviyorlar. Mesela burada eşkenar dörtgeni. 3 tane eşkenar dörtgenden bir altıgen elde etmişim. Çıkar mı? Çıkar kardeşim. Buna da dikkat et. Tamam mı? Ama dikkat et ben direkt soruya başlarken bu düzgün altıgen demedim. Düzgün altıgen olması için ne olması lazım? Bütün kenarlarının birbirine eşit olması lazım. Bütün açılarının da birbirine eşit olması lazım. Bu dediğimi de sakın ama sakın unutma. Evet örnek 29. 2 kök 3 çıktı. Ve geldik şuraya. Düzgün çok kendilerini alanı. Arkadaşlar müfredatta yok diyeceğim. Ya hocam bırak o zaman kapatıyorum videoyu diyeceksin. Haklısın kapatabilirsin ama kapatma istersen kapatma. Çünkü ya çıkar mı çıkar. ÖSYM bunu yorumda verir belki. E sen bunu anladıktan sonra ki zaten çok basit bak formülleri vermişim ama formülleri ezberlemeyeceksin. Mantığınla yapacaksın şimdi bak çok dikkat et. Adam sana böyle bir şey var der. İşte en re alfa bölü 2 diye bilgiyi verir. Ondan sonra aşağıdaki soruyu sorar. E, ne oldu? Müfredatta yoktu ama bilgiyi verip bu soruyu da sorabilir sana. Böyle bir soruyla karşılaştığın zaman. Sen şimdi mantığını anladın ya. O soruyla karşılaştığın zaman. Aa zaten ben bunu biliyorum. Kenan Hoca anlatmıştı deyip daha hızlı bir şekilde hareket edebilirsin. Ki adam böyle verdiğinde sana konuyu anlatmadan sadece bilgiyi verdiğinde. Soruyu çözmekte de yine çok fazla zorlanırsın. Şimdi ben sana anlatayım. Şimdi düzgün çokgenlerde çevrel çemberin yarıçapı veya işte çemberin yarıçapı verildiğinde bir alan formülümüz var. Biri çevrel çemberin yarıçapı verildiğinde n r kare sinüs alfa bölü 2 iken öbürü de nar bölü 2. İşte çemberin yarıçapı verildiğinde de nar bölü 2 diye buluyoruz arkadaşlar cevabı. Ama hocam ezberleyeceğiz mi? Tabii ki hayır. Şimdi dostlar şimdi en kenarlı bir düzgün çokgen verildiğinde şu çevrel çemberin yarı çapıysa, eğer sen böyle üçgenler oluşturacak olursan bu üçgenlerden kaç tane olur böyle? Hocam en tane üçgen olur. E o zaman sen bir tane üçgenin alanını bulursan bütün çokgenin de alanını bulmuş olur musun? Bulmuş olursun. O zaman bu üçgenin alanı nedir diye soracak olursak hocam kollar var. R çarpı R çarpı sinüs alfa bölü 2. Bak R çarpı R çarpı sinüs alfa bölü 2. Bu üçgenin alanı bir de L ile çarparsam N R kare sinüs alfa bölü 2 geldi mi? Geldi. Ama ben böyle mi yaparım? Hayır. Ne yaparım? Ya hocam alfa varsa alfa da tanıdıktır. 30 ya da 45 ya da 60'tır. Burada ben bunu görünce şuradan bir dik çizerim. 90'ın karşı R iken burayı bulurum. Taban çarpı yüksek bölü 2'den üçgeni bulup sonra L ile çarparım. İşte 8 gelse 8 ile çarparım. 10 gelse 10 gel 10 ile çarparım ve tüm üçgenin alanını bulurum arkadaşlar. Peki buraya gelelim. İşte çemberin HM yarıçapı verildiğinde biz yine hocam şuradaki üçgenlerin eş üçgen olduğunu biliyoruz ki bir önceki videoda değil iki önceki videoda da anlatmıştım zaten böyle alan dağıtırken de bu üçgenler birbirinin tıpkısının aynısı oluyor demiştik ya. E, bu üçgenlerin bir tane alan dağıtırken de bu üçgenler oluşturun demiştik zaten. Şu üçgenin alanını bulursam olay bitti. Hocam tabanı belli. Yüksekliği belli. Bir üçgenin alanı nedir? A çarpı R bölü 2'dir. E bu üçgenden de en tane varsa nar bölü 2 çıkıyor. Ezbere gerek var mı? Yok. İşte mantık bu. Özellikle ne lazım bize? Merkezdeki nokta lazım. Bu üçgen oluşturacağımız nokta lazım. Peki bu merkezi biz nasıl buluyorduk? İşte mantıklar üst üste oturuyor. Bu merkezi de biz simetri eksenlerinin kesim noktası olarak bilmiyor muyduk arkadaşlar? Biliyorduk. Tamam anladın mı? Anladın. Gerçekten çok kolay. Müfredatta var mı? Yok. Ama böyle bir soru gelebilir. Gelebilir, gelebilir. Tabii şu bilgiyi verdikten sonra sadece bu bilgiyi verip sonra bu soruyu sorsa yine yapamayabiliriz. Orada dikkat et. Şimdi burada düzgün sekizgenin alanı nedir diye sorulmuş bize. Nasıl yapacağız? Hocam ya ben e, üçgenler oluşturmam lazım. E, bu dikkat et. Dört kenarı dört kenarı Aa simetrik ikseni bu. Evet, bir daha simetri ekseni çizersem mesela şu simetri ekseni çizersem arkadaşlar. Ya da istersen bunu çiz. Ama bunu çizince direkt üçgen oluşmadı. Ya da bunu da çizebilirsin, fark etmez. Bak bunu da çizince hocam bu simetri ekseni, e, bu da simetri ekseni. Şunlar kesim noktası neydi? Her şeyin merkezi. Bu çevrel çemberin yarıçapı, bu da çevrel çemberin yarıçapı, köşeye giden. Bu da çevrel çemberin yarıçapı, bu da çevrel çemberin yarıçapı. Aa, bu 8 ise bunlar 4 4 oldu. E burası da Aynı şekilde çevre çemberin yarı çapı ya. 4, 4, 4, 4 oldu mu oldu. Peki şu üçgenlerden şöyle baktığın zaman kaç tane olacak arkadaşlar böyle birleştirsen? E, 8 kenarı varsa 8 tane üçgenin olmayacak mı böyle birleştirdiğin zaman? Evet. E o zaman 8 tane bu üçgenin alanı. E, bu üçgenin alanı bulurken burada kaçı da lazım bana? Hocam bu üçgenden 8 tane var ya. 360'ı bir 8'e bölerim ben 45. Buradaki açıyı 45 derece olarak bulurum. O zaman 4 çarp 4 çarpsiniz 45 bölü 2'den bu alanı bulurum. Ya boş ver ya sinüsü. Çiz buradan bir yükseklik. 90'ın karşısı 4 ise 4 bölü kök 2'den yükseklik 2 kök 2 mi yaptı? Evet. Taban 4 yükseklik 2 kök 2. O zaman alan neye eşit olacak? 4 çarpı 2 kök 2 bölü 2'den kaç tane olacak? 8 tane üçgen olacağı için 8 tane olacak. Bölü 2'ler gitti. 4 kere 8 de 32 kök 2 yaptı arkadaşlar. Evet cevabı böylelikle 32 kök 2 bulduk mu? Bulduk. Güzel bir soru mu? Güzel bir soru. Sınavda da karşımıza çıkabilir mi? Müfredatta olmasa bile tabii ki çıkabilir dostlar. Evet böylelikle biz düzgün çokgenleri de hallettik. Yani bütün dörtgenleri bitirdik arkadaşlar. Sırada ne var? ÖSYM benzeri testlerimiz. Sorularımız var. E o zaman bu haftayı da zaten böylelikle bitirmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta bir sonraki hafta 16. haftada. Bu arada yarıyı da bitirdik ha. Süperiz harikayız harika gidiyoruz. Dörtgenleri de bence çok iyi bir şekilde anladık. Çünkü üçgen temelli anlattık. Yani çok fazla özellik yok. Şöyle geriye dönüp baktığımız zaman sadece paralel kenarda of be bunlar bu şu mu var, bu mu var falan filan dediğimiz yerler oldu sadece. Ama genel itibariyle baktığımız zaman çok da öyle işte şunu ezberle, bunu ezberle dediğimiz öyle yani en azından bir A kitabındaki gibi böyle yüzlerce bir kural vermedik arkadaşlar. Hepsini üçgene dayandırdık ve çok iyi bir şekilde dörtgeni öğrendik. E dörtgeni çok iyi bir şekilde öğrendik ya. O zaman sonraki haftada ne yapacaksın? Sen bunları yapacaksın. Bunu yapacaksın. Hatta kitaptaki soruları da çözeceksin. Çok da güzel bir şekilde çözeceksin. Sana inanıyorum. Sana güveniyorum. İyi bir yoldayız. Böylelikle bu haftayı yani 15. haftayı bitirdik. Ya böyle en başta ve genelde en sonda böyle gevezelik yapıyorum galiba değil mi? Neyse çok fazla gevezelik yapmayayım. Bir sonraki hafta 16. haftada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.